Arkadaşlar, öncelikle üyesi olduğum Türk Harp için bu oluşumun içinde olmamasını kınayarak sözlerime başlıyorum. İşçi sınıfının değerli temsilci ve yöneticileri, mevcut Türk iş yönetimini, biz çalışanların kazanımlarını korumak ve geliştirmek için mevcut siyasal iktidarın dümensüne girerek sırfa ihanet etmektedir. Bu ihanete sessiz ve seyirci kalmayarak sınıfsal mücadele anlayışını kendilerine ilke edinerek bir araya gelen güçlerini birleştiren sendikalara, bu birlikteliği güç ve destek sağlayarak burada bulunan ve bu gücün omurgasını oluşturan emekçi arkadaşlar, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar, sendikaların görevlerinden birincisi, toplu sözleşme sürecinden işçilerin hak ve manfaatlerini koruyarak iyi bir toplu sözleşme gerçekleştirmektir. Bir diğer görevi de ülkemizde yaşanan sosyal, siyasal gelişmeler hakkında görüş belirtip çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşıp halkı bilgilendirmektir. Oysa ülkemizde yaşanan olaylar insanın karnı doldurur niteliktedir. Bunun adına da ileri demokrasi diyorlar. Parasız eğitim isteyen öğrencileri sorgusuz sualsiz içeri tutuyorlar. Bu ülkede ilk defa tarihinde basılmamış kitaplar mahkeme kararıyla toplatılıyor. Gazeteciler tutuklanıp yıllarca içeride yatıyorlar ve bu insanlar halen mahkeme çıkıp savunma yapmayı bekliyorlar. Çalışanlar açısından durum... Özelleştirme furyası ekonomik ve sosyal yaralar açarak devam ediyor. Taşeronlaştırma, kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma artık yasal hale gelmiş bulunmaktadır. İş yerinde baskılardan dolayı örgütlenilmiyor. Sendikaya üye olmak artık işinden olma noktasına geldi. Bunlara en iyi örnek tekel işçilerinin Ankara'da yaptıkları direnişin nasıl bastırıldığını ve insanlık onurunun nasıl ayaklar altına alındığını hep birlikte yaşadık. Ülkemizde yaşanan bu kadar olumsuzluklara rağmen sivil toplum örgütleri olan barolar, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar korkutulmuş ve sindirilmiştir. Ve tam bir korku imparatorluğu yaratılmıştır. Yalnız arkadaşlar, bir gerçeğin altını çizmemiz lazım. Unutmayalım ki yürekli insanlar bir gün, korkaklar her gün ölürler. Evet, toparlayabilir miyiz kardeş? Başkanım, çok kısa olur ya. Türk iş yönetimine karşı güçlerini birleştiren sendikalar artık bu böyle gitmez, sömürü devam etmez diyerek güçlerini, işçilerin haklarını ve geliştirmek ve yüceltmek için birlikte mücadele etmeyi seçmişlerdir. Burada üyesinin neden sendikasına güvensizliğini kısaca sorgulamamız lazım arkadaşlar. Öncelikle sebeplerinden biri, bu sendikaların tüzüklerindeki demokratik olmayan maddeler var. Üye aidatlarının %80'i yönetici maaş ve görev tazminatlarına gitmektedir. Yöneticisiyle üyesinin arasından 4-5 misli ücret farkı olmaktadır. Bugün 30 yıl çalışıp emekli olan işçinin tazminatı 4 yıl yöneticilik yapıp görev tazminatı alan yöneticisinden daha azdır. İşte bundan dolayı o koltuğa oturanlar mücadeleyi değil tam tersine koltuğu sahiplenmeyi düşünüyorlar. Ve bu sonuç itibariyle bunların ekonomik ve sosyal ortamları değişiyor. Sonra da bir dönem daha bu koltuklardan nasıl kalırım diyerek her türlü manevraların içine giriyorlar. Üyesinin sendikasına güvenin sağlanması için onun gibi düşünüp onun için yaşam tarzı benimsemesi lazım. İşte o zaman güven sağlanır ve gerçekten sınıf mücadelesini yapmak isteyen insanlar bu görevlere gelirler. Sendikanın
üyelerine eğitim seminerleri içinde toplam bütçenin %10 pay ayırmak gerekiyor. Bu seminerler üyesinin sendikasına güvenini artırır ve sahiplenmesini sağlar. Ayrıca temsilci ve danışma kurullarının toplantıları üyelerine açık olmalıdır. Burada maksat üyelerin temsilcisine ve kurullarına güven duymasını sağlamaktır. Sendika temsilcileri ve kurulları 2 ayda bir sendikalar arası toplantılar yaparak sağlıklı iletişimler kurup sınıfsal eylemleri ve mücadeleyi birlikte hayata geçirmelidirler. Bir de şube ve iş yerlerinde dayanışma fonları kurulmasını istiyorum. Grevdeki iş yerlerine dayanışma ve destek ziyaretlerinde bu fondan da yararlanabilir arkadaşlar. Son olarak size bilimsel bir deney açıklamak istiyorum. Arkadaşlar, bilim adamları 2 metrekare şeffaf bir füverden kafes yaparak 20 tane güvercini bunun içine koymuşlar. Tabii kafes şeffaf olduğu için bu güvercinler sürekli dışarı çıkmak için çarpıyorlar kafese. Yukarı, aşağı, sağa, sola. Sonuç itibariyle uzun bir süre mücadele ettikten sonra düşüp kalıyorlar haliyle. Tabii bilim adamları bu güvercinlerin yaptıkları, vurdukları noktaları bir araya getirerek hesaplıyorlar ve bakıyorlar bu güvercinler 2000 tane noktaya isabet etmişler. Eğer bu güvercinler sağlıklı olarak aynı noktaya vursalardı o fiberden 10 santim bir delik açılıp çok rahat kurtulurlardı. Sonuca gelirsek onlar içgüdülerle hareket ettiler. Ama biz aklımızla ve mantığımızla hareket ederek aynı noktaya vuracağız. Çünkü bizim çıkarlarımız aynı. Başka bir dünya yok. Onun için siz yoksanız bir kişi eksiz diyorum. Selamlar, saygılar diliyorum.